İyi akşamlar sevgili izleyenler. Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok. Aynı zamanda Agitpa Türk Grubu Başkanı. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş gördük. Sağ olun. Aynı zamanda stüdyolarımızda gazeteci yazar Esat Bindesen de hem yorumlarıyla hem de sorularıyla programımıza katkı sunmuş olacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım diyeceğim ancak bugün almış olduğumuz acı bir haber vardı. Erzurumlu bir şehidimiz var. Pençegilit Harekatı'nda girmiş olduğu çatışmada ne yazık ki şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz efendim. Sayın Bakım sizden de varsa taziye mesajlarınızı alabilirsiniz. Evet, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani bugün bayram yapabiliyorsak, bayrağımızın altında özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, namusumuzu, inancımızı, değerlerimizi özgürce haykırabiliyorsak o şehitlerimizin sayesinde asker, polis, korucu, öğretmen, doktor, ebe, hemşire ne kadar bu mücadelede, bu memleketin ve milletin bekası adına mücadelede şehadet şerbeti içmişse hep onların sayesinde bizim bu memlekette böyle özgürce yaşıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Annelerinin ellerinden öpüyorum, babaların ellerinden öpüyorum şehit evlatlarımızın. Onlar benim silah arkadaşım. Onlarla uzun süre silah arkadaşlığı yaptım. Hayatımın belki de en şerefli, en onurlu dönemi onlarla beraber silah arkadaşlığı yaptığım dönemlerdi. Hepsine rahmet diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Evlatlarının gözlerinden öpüyorum. Geriye kalan kardeşlerimize, evlatlarına, eşlerine sabır diliyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe kendi evlatlarımızdan, kardeşlerimizden, anne babamızdan ayırmayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Ruhları şad olsun şehitlerimizin yanında. Allah razı olsun efendim. Türkiye aslında bir mücadelenin içerisinde. Bu toprağa düşen şehitlerimiz aslında bir amaç için, bir ideal için bu çatışmalarda sürüyor. Geçtiğimiz hafta da NATO'da toplantı gerçekleşti. Ve bu NATO toplantısında da bu terör örgütlerinin yuvalandığı ülkeler var. İsveç, Finlandiya. Bildiğiniz üzere bu ülkelere Türkiye veto koymuştu. NATO'ya giremezsiniz diye. İlk başta tabii iç siyasette biraz ya yapamazlar, bu vetoyu veremezler. Ne hikmetse Türkiye'nin içinden bu sesler yükselmeye başladı. Tıpkı Türkiye'ye karşı olan ülkeler gibi, Türkiye'yi düşürmeye, küçük düşürmeye çalışan ülkeler gibi İçte, iç siyasette, ana muhalefet partisi başta olmak üzere böyle bir yaygara başlatılmıştı. Geçen sürede görmüş olduk ki Türkiye aslında bu dirayetli duruşuyla bir zafer elde etti. NATO Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm NATO ülkeleri Türkiye'nin bu duruşunu kabullendi ve kabullenmek zorunda kaldı adeta. Çünkü ilk başlarda hayır olmaz diyen NATO Genel Sekreteri bile sonra evet Türkiye'nin bu tavrına anlam verebiliyoruz deme noktasına geldi. Ve sonrasında toplantı sonrasında da yine Türkiye'nin en büyük terör örgütlerinden en büyük yara olan ülkeler arasında başında geldiğini söyleyerek FETÖ'yü de ilk kez terör örgütü olarak nitelendirdiği bir toplantı gerçekleşti. Onun ardına İsveç ve Finlandiya'ya terör örgütlerine yuva olmama sözüne istinaden NATO ülkesi olabilir konumuna gelmiş oldu. Türkiye'nin dış siyasette yürütmüş olduğu bu güçlü tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bakmak lazım. Tabii NATO 1950'lerde bizim Sovyet tehdidine karşı gerçekten sığınılacak bir liman olarak girdiğimiz uzun sürede soğuk savaş dönemlerinde de gerçekten çok büyük faaliyet görmüş ve etkinliği olmuş bir savunma örgütü. Türkiye geçmişte birkaç defa eline geçmiş fırsatı maalesef iyi değerlendiremedi. Bugün o değerlendirememenin getirmiş olduğu sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Nedir o? Yunanistan'da bir darbe olmuştu. O darbeden sonra Yunanistan NATO'nun silahlı kanadından çekilmişti. Tekrar Yunanistan'ı, Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin şımarık çocuğunu NATO'nun askeri kanadının içine alabilme adına Türkiye'de darbe yapıldı. Evet densindi. Herhalde darbenin gerekçelerinden biri ve desteklenmesinin sebeplerinden biri de biz sizi destekleyeceğiz. Siz de
darbeyi gerçekleştirir gerçekleştirmez Yunanistan'ı tekrar NATO'ya alacaksın dediler. NATO Yunanistan 80 darbesinden zannediyorum 3-5 ay sonra tekrar NATO'ya bizim şeyi vetomuzu kaldırarak dahil oldu. Yine 97'lerde Fransa askeri kanattan çıkmıştı. Tekrar yine buna benzer bir gerekçeyle çok fazla Türkiye bir dirayet gösteremedi. Karşı çıkışı olmadı onu da kabul ettik. Ne oldu biliyor musunuz? Eğer biz 80'de Yunanistan'ı 97'lerde de Fransa'yı NATO'ya girişine müsaade etmemiş olsaydık bugün belki Türkiye Avrupa Birliği'nin üyelerinden bir tanesiydi. Bizi Avrupa Birliği'ne alırsanız bir de NATO'ya Yunanistan'ın Fransa'nın dönmesine rıza gösteririz diyebilirdik. Geldiğimiz noktada bunlardan AK Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan bize ders aldık kardeşim. Onları biliyoruz. Tarih ders almazsanız tekerrür ediyor. Aynen. Biz dersimizi çalıştık aldık. Tavrımızı koyduk çok açık net koyduk. Dedik ki kardeşim şimdi Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istiyor öyle mi? Evet buyursun gelsinler biz şey demiyoruz olmaz demiyoruz ancak. Bak bu ülkelerde bizim her gün doğuda, güneydoğuda, Suriye'de, Kuzey Irak'ta şehitlerimiz geliyor. Bize karşı terörist eylemde bulunan bir terör örgütü var. İçeride darbe yapmaya kalkmış FETÖ'cüler var. Hem PKK'ya hem de FETÖ'ye bu ülkeler ülkelerinde hamilik yapıyorlar. Orada eylem yapmalarına müsaade ediyorlar. Türkiye'ye karşı tavır geliştiriyorlar. Ayrıca İsveç, Kuzey Irak, Suriye'de Türkiye'ye karşı silahlı mücadele veren o terör örgütü YPG'ye, PYD'ye silahlı yardımı ve maddi yardım yapıyor. Türkiye'de orada bir terör koridoru olmasın diye mücadele eden Türkiye'de silah ambargosu uyguluyor. Aynen. Hem müttefik olmak istiyorsunuz bizimle NATO'da hem de bize karşı savaşan, bize karşı terörist eylemde bulunan örgütlere yardım edip Türkiye'de silah ambargosu uyguluyorsunuz. Biz sizinle bu şekilde şartlarda anlaşamayız. Tavrınızı değiştirmediğiniz müddetçe almayız dedik. Çok dik, giremeyiz dedik. Giremezler dedik. Cumhurbaşkanımız birinci ağızdan net ve açık bir şekilde söyledi. Onlar belirli bir noktaya geldiler. Madrid'deki toplantıda o metni hepiniz gördünüz. 8 maddeden olan metni herkes gördü, herkes anladı. Maalesef Kılıçdaroğlu'yla Akşener anlamadı. Ben anlamakta zorlanıyorum. Maalesef. Yani muhalefet yapılır. Biz daha iyi yaparız dersiniz bilmem ama milli meselelerde, uluslararası meselelerde, ülkenin geneli üzerindeki menfaatlerde ya açık ve net konuşulur. Yani bunun çok açık ve net maddeleri görüyorsunuz. Efendim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dediği gibi olmadı, U dönüşü yaptı. Biz dönüş mönüş yapmadık. Çok açık net. Onlar açık. Bu şartlar diyor ki FETÖ terör örgütüdür. YPG bilmem PYD terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür. Ambargoyu kaldırdık. Size bizdeki FETÖ'cüleri ve PKK'lıları vereceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. 8 madde de var. Ve şimdi diyorlar ki o teröristleri vermeyecekler. Velev ki vermediler. Değerli arkadaşlar tekrar. Biz onları NATO'ya almadık. Aynen. NATO'ya müzakere görüşmelerine başlayabilirsiniz denildi. Bunların yeni bir ülkenin hayır İsveç, Finlandiya ve başka ülke NATO'ya girebilmesinin yolu o ilgili ülkelerin 30 tane şu anda üye var. 30 ülkenin parlamentolarından bu girişin kabul edilmesi lazım. Parlamentoların onaylaması lazım geliyor. Yarın öbür gün bunlar gereğini yapmadılar. Valla parlamento bizim elimizde. Hı-hı. Elimizi kaldırmayız olur biter yani. Hı-hı. Giremezler orada yaptıkları da hazırlıklar bilmem ne de yanlarına kar kalır hiçbir işe yaramaz. Hı-hı. Bu öyle bir şey. Türkiye bu manada çok büyük bir iş yapmıştır. Muhalefet yapan arkadaşlara da söylüyorum. Ya muhalefet yaparken biraz makul ve mantıklı muhalefet yapın. Bu ülke hepimizin ülkesi. Yani iktidarın ülkesi değil. Muhalefettekilerin ülkesi. 85 milyon ülkesi. Yani Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu başarı evet siyaseten bizim işimize yarar mı? Yarar. Ama sadece siyaseten bizim işimize değil. 85 milyon bütün 780 bin kilometre kare Türkiye'ye yarıyor. Yani Kılıçdaroğlu'na da yarıyor. Meral Akşener'e de yarıyor. Onların çocuklarına hepimize yarıyor. Tabii. Onun için bu işlerde daha dikkatli olmak lazım. Yani muhalefeti de makul ve mantıklı yapmak lazım. Uluslararası ilişkilerde AK Parti, CHP, İYİ Parti falan mantığı olmaz. MHP mantığı olmaz kardeşim. Türkiye'nin menfaatleri olur. Türkiye gerçekten NATO boyutuyla, bu ilişkiler boyutuyla, Cumhurbaşkanımızın gerçekten ferasetiyle çok büyük bir iş başarmıştır. Adamlara
dediğimiz noktaya, ben kelimeleri farklı da kullanabilirim. Başka şeyler de aklıma geliyor ama uluslararası ilişkiler olduğu için biz ilişkileri yaparken, ben şu anda da uluslararası bir komisyonun başkanıyım. Daha yeni geldim İngiltere'deki Avrupa Güvenlik İşbirliği Parlamenter Asamblesi toplantısından görüyorum. Adamlara, o ülkelere, NATO'nun genel sekreteri de dahil, bizim istediğimiz noktaya getirmiş bulunuyoruz. Ha, yarın kabul etmediler ülkelerini falan, biz de parlamentodan geçirmeyiz. İsveç ve Finlandiya yaptığıyla kalır, öyle düşünür. Türkiye aynı zamanda çok boyutlu düşünmek zorunda. Yani uluslararası ilişkiler düşünüyoruz, NATO'daki 30 ülkeyi düşünüyoruz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Nuh dedim, peygamber demiyorum kardeşim, hiç almıyorum diyebilirsiniz. Bunun da karşılığında farklı şeyleri olur, tepkileri olur. Diğer ülkelerin size karşı tavrı değişir, farklı olur. Ha, şu da var. Eğer biz bu anlaşmayı zorlamasak, bak Almanya'da, Fransa'da şu anda NATO ile şeyle alakalı PKK'lılar, FETÖ'cüler cirit atıyor. Müttefik olduğumuz halde çok fazla bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelmiyor. Elinizde fırsat varken o fırsatı değerlendireceksiniz. Eğer Yunanistan'ın NATO'ya giriş noktasındaki veto hakkımızı kullanıp da Yunanistan'ın NATO'ya girmesini bizim Avrupa Birliği'ne girmeye bağlamış olsaydık, şu anda Türkiye Avrupa Birliği ülkesi olurdu. Evet. Esat Bey. Evet, değerli bakanım, gerçekten Türkiye'nin 15-20 yıldır sürdürdüğü dış politikası, dik duruşu hakikaten Türkiye'yi büyük ülke yapma yolunda epey bir mesafe kazandırdı. Bunu inkar edilemez. Şimdi muhalefetten bahsettiniz. Şimdi muhalefet eleştirecek. Ona hiçbir şey dediğimiz bir şey yok. Ama mesele vatan, sınırlar, bayrak olursa burada tek ses olmak zorundayız ki yıllardan beri zaten Batı'nın, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Orta Doğu'da efendim parçalanmasını, bölünmesini isteyen insanlar. İşte bizim başımıza PKK terör örgütünü saldırır. 40 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır bu örgütle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin kaynakları yıllardır oralara aktı. Dolayısıyla muhalefet buradan bir insaflı bir bakış yapması lazım. Evet, sizin de dediğiniz gibi NATO'da Türkiye çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Kesinlikle. Bunu yermenin alemi yok. Takdir edeceksiniz. İlk defa bir uluslararası belgede terör örgütü olarak kabul edildi. Evet. YPG, PYD ilk defa uluslararası bir belgede terör örgütü olarak kabul edildi. Çok basit bir olay değildir o. Ki bunlar terör sevici ülkeler. Şimdi onların efendim PKK'ya terör örgütü, FETÖ'ye terör örgütü denilen ülkemizde HDP ne yazık ki mesela PKK terör örgütüne PKK terör örgütü diyemiyor. Demiyor. Diyemiyor şimdi, değil, demiyor. Demiyor. Peki bu nasıl bir teakkuzdur? Yani bu nasıl bir şeydir? Muhalefet bu pencereden neden bakmıyor mesela? Şimdi bu tarafı eleştiriyorsunuz ya. Peki bu tarafa da dönün. Deyin ki arkadaş, bir kez çıkın. Mesela Diyarbakır'ın meydanında toplayın seçmenleri. Çıkın, mikrofonu alın, deyin ki PKK terör örgütüdür kardeşim. Bunu deyin, eyvallah. Bunu diyemiyorlar. Dolayısıyla değerli bakanım, Türkiye hakikaten son yıllarda işte Suriye'ye işte operasyon yapılacak. Vay efendim, Suriye'ye giremeyiz, orası bataklık. Biz orada ölürüz, kalırız, yok oluruz. Sadece o değil, o tezkereye de Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyor HDP'yle beraber. Evet. HDP'ye Kandil'den talimat geliyor, anlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne nereden geliyor? Ona da HDP'den. Onu da iyi düşünmek lazım. Dolayısıyla değerli bakalım, muhalefet yaparken insaflı davranmakta fayda var. Ben buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Bugün 8 Temmuz Hain Darbe girişiminin 6. yıl dönümüne 7 gün var. Siz de hakikaten hem darbe döneminde hem darbeden sonra çok önemli görevler aldınız. Ve bir de Cumhurbaşkanımızın bu darbe girişimindeki can siperhane mücadelesini de bilen insanlardan birisiniz. Değerli Bakanım. FETÖ ile mücadelede bir ciddi bir mesafe yol aldık mı? Veya yapacaklarımız daha var diyor muyuz? Millet İttifakı bugün iktidar olsaydı FETÖ ile bir mücadelesi, ciddi bir mücadele yapılabilir miydi? Ne FETÖ ile mücadele yapabilirler bunlar, ne de PKK ile mücadele yapabilirler.
Millet İttifakı dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi bir araya getirdiğinizde masanın altında bunlara sufle veren HDP'nin desteği olmadan mümkün değil, bunlar iktidar hayali kuramazlar. Bu çok açık net. İstanbul'u kazandıklarında da masanın altından sufleyi HDP veriyordu. Ankara'da da masanın altından HDP, diğer illerde de HDP veriyordu. Millet İttifakı'nın öyle bir derdi yok. Şunu çok açık ve net söyleyelim. 15 Temmuz'u zaten darbe olarak görmüyor çoğusu. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu o darbe girişiminde bulunmuş adamlarla gidip resimler veriyor, konuşuyor. Onların o küçük sonradan paçalarına yapışan maalesef muhafazakar geçindiği iddiasının olan yıllarca AK Parti'de makam mevkii sahibi olup da sonra makam mevkisini kaybedince birdenbire ne diyor tavırlara giren adamlar da evet. Öyle diyor. Bunlar da öyle diyor. Diyorlar ki biz KHK'lıları falan işe başlatacağız. Yani milletin başına bomba yağdıran askerleri, milletin namusunu, yatak odasını, özelini, tüzelini kaydeden polisleri, kumpas grup milletin seçmiş olduğu hükümeti değiştirmeye kalkılan darbecileri, 251 tane o üzerine bomba yağdığı için şehit olan vatandaşımızı, 2000 küsur tane gazimizi nereye koyacaksınız? Bunlar FETÖ ile mücadele etmezler. FETÖ ile işbirliği yaparlar. Yetmez bu. PKK ile de mücadele edemezler. Değerli Bindesen, böyle bir şey olamaz. Niye olamaz? HDP'nin desteğini almadan iktidar hayali kurabilme şansları yok. Herkes biliyor bunu. Kendiler de biliyor, vatandaş da biliyor. Peki HDP'nin destek verdiği bir hükümeti kazandıkları takdirde HDP payını istemeyecek mi? İsteyecek. Çok açık net. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni istedi, aldı. Çok açık görünüyor. Ne oluyor en son iş almalarda? Önce HDP üyelerini direkt alıyorlardı. Evet. Yanlış birileri bunu aleyhimize kullanır diye HDP'den istifa ettiriyor. CHP üye yapıp ondan sonra işe alıyorlar. Şimdi onu yapıyorlar. Onun için HDP payını isteyecek. HDP payını istediği takdirde de HDP'ye bakanlık verecekler. Verecekler, bunun başka yolu yok. Adamlar payını istiyor. Demedi mi HDP milletvekili, grup başkan vekili, İyi Partilileri göstererek siz bizim verdiğimiz oylarla burada oturuyorsunuz diye bağırıp da söylemedi mi? Aynen. Söyledi. Onun için değerli ağabey, kesinlikle ve kesinlikle şu milletimiz bunu bilmeli. Bak 251 tane şehit verdi 15 Temmuz'a bu millet. Ondan 63 tanesi benim evladım, polislerimdi, benim arkadaşlarım, evet. Evlatlarımdı. 25 yaşında, 30 yaşında çocuklarımdı benim. Üzerlerine F-16 ile o çocuklarımızın bombaları yağdırdılar. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin önünde, Jandarma Genel Komutanı'nın önünde, İstanbul'da, köprüde, Mecidiyeköy'de yukarıdan atak helikopterlerine atılıp vatandaşın üzerine yan bombaları gördünüz. Vatandaşa sıkıntı olmasın diye görüntüler çok kötü olduğu için bir kısmını seçerek yayınladılar o görüntülerin. O acı, daha acı, daha insanın içini buruklatan ve bakmakta zorlandığı o görüntüleri ben izlemiş bir insanım. Paramparça ettiler insanları bombalarla. Gazi Meclisi, yani milli iradenin tecelligahı olan meclisi bombaladılar bunlar. Ve o adamlara şimdi, o bombalayanlara şimdi Kılıçdaroğlu da Akşener'de o peşlerine taktıkları ıvır zıvır da çok açık net şekilde biz bunlara müsaade edeceğiz, tekrar geri alacağız. O halden ihraç olunanları, şunları bunları toparlayacağız diyorlar. Avrupa'da, Amerika'da da buradan kaçan bu kriminal, bunların hakimi, savcısı, evet. Gazetecisi, evet. Askerleri, o kaçan askerleri bilmem ne, ellerini oluşturuyorlar. Bir an önce Millet İttifakı gelsin, biz bir daha Türkiye'ye dönelim, kaldığımız yerden devam edelim diyorlar. Yetmez, PKK'yla da bunlar mücadele etmez. Çok açık net söylüyorum. Etmezler. Niye etmezler? HDP müsaade etmez. Kandil'de PKK müsaade etmez bunlara. HDP desteğini çektiği takdirde bunlar biter zaten. Onu zaten görüyoruz. İyi Parti'de genel başkan, grup başkan vekili olan milliyetçi söylemler söylüyor diye Yavuz Ağır Alioğlu'nu HDP'nin talebiyle önce grup başkan vekilliğinden aldılar. Genel başkanın yardımcısı olarak da söylüyor diye bu defa genel başkan yardımcısını da aldılar. Aynen. Niye? HDP küsmesin diye. Yani anahtar onlar için çektim. Anahtar parti görevini yapıyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de
en fazla çekindiği, korktuğu HDP'yi ve HDP'yi destekleyen Kandil'i küstürmemektir. Başka sonuç yok bunda. Çok açık net. Elini vicdanına koyan Cumhuriyet Halk Partili, elini vicdanına koyan İyi Partili bir adam şöyle vicdanın elini koyup da biraz düşündüğünde kolay kolay elini götürüp sandıkta bunlara oy veremez. Bunu inkar etmek, bunu yani güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin oylarını topluyorsunuz, %35-40'larda kalıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle eğer Cumhurbaşkanlığı hayali görüyorlarsa, iktidarı ele geçirme hayali görüyorlarsa HDP'ye mutlaka mavi boncuk, onunla iyi geçip ona boncuklar dağıtmak zorundalar. Bunu bildikleri için de İyi Parti'de CHP, hadi CHP'yi anladım da milliyetçi olduğunu iddia eden İyi Parti'nin nasıl da elini vicdanına koymadan gidip de orada rahatlıkla bunları efendim ittifak değiliz biz. Kimi kandırıyorsunuz ya? Yani milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Herkes biliyor. İstanbul'u nasıl aldınız? Ankara'yı nasıl aldınız? Diğer Mersin'i, Adana'yı nasıl aldınız zannediyorsunuz siz? Kimi kandırıyorsunuz? Onun için Esat abi, ben şunu görüyorum. Bunu bir AK Partili siyasetçi olmaktan öte, bu devlete 30 yılını vermiş bir devlet adamı olarak görüyorum. Eğer kıyamete kadar AK Parti iktidarda kalmayabilir, kalmayacak, böyle bir şey yok zaten. Demokrasi tamam. Ama memleketinin geleceğini düşünen, çoluğunun çocuğunun huzur içinde yaşamasını düşünen, bayrağın gönlerde devamlı asılı kalmasını düşünen, vatanın ve milletin bir bütün olarak tek üniter bir yapıyı düşünen, yüreğinde zerre kadar vatan sevgisi, milli bir şuur olan insanların o dediklerini oturup düşünüp ona göre karar vermeleri lazım gelir. AK Parti'ye kızabilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kızabilirsiniz. Büyük Birlik Partisi'ne kızabilirsiniz. Kızmak başka bir şey. Şunu eksik yapıyor, şunu yanlış yapıyor dersiniz. Amenna başımızın üstüne. Biz de eksik fazla varsa kabul ederiz, etmeyiz. O başka bir şey. Kabul ederiz mi eksiğimizi? Hiç öyle derdimiz yok. Anlatırız. Deriz ki şurası öyle, şurası böyle. Şunu şundan şöyle yaptık, şunu da yapamadık falan deriz. Ama bakın memleket öyle basit bir şekilde, yani Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin kemikleri sızlar. 84'ten beri terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin kemikleri sızlar. Boşuna mı öldü bizim evlatlarımız Kuzey Irak'ta, Pençe Hareketi'nde, bilmem nerede orada? Yani Necmettin Öğretmen boşuna mı şehit oldu? Böyle bir şey olamaz. Onun için ben şunu görüyorum. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Bir taraftan FETÖ, 3 tane oy alacağız, 4 tane oy alacağız diye sempatik davranmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Sade o ıvır zıvır da var onların peşine. Onlar da sempati dağıtıyorlar. 3 tane FETÖ'cünün oyunu alacağız diye. Diğer taraftan da PKK'yı küstürmemek için. Onun PKK'yı küstürmemek için HDP ile iyi geçinme moduna girmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Elini vicdanına koyacak millet, düşünecek, kafasını ellerinin arasına alacak, iyi bakacak kardeşim. Memleketin, milletin geleceği adına, çoluk çocuğumuzun geleceği adına, bu memlekette bir çakıl taşının bir yere verilmemesi adına, birilerinin bu memleketin üzerinde ameliyat yapmasına fırsat vermeme adına oturacak, kararını ona göre verecek. Ha, vallahi vermedi. Vermedi, biz demedik demeyiz. Şu anda diyoruz. Ha, bizim eksiklerimizi, noksanlarımızı, hatalarımızı biz düzeltmeye talibiz, düzelteceğiz. 20 senedir çok güzel şeyler yaptık. Eksiklerimiz de var. Olur, o eksiklerimizde biz inşallah bugüne kadar olmamış, getiremediğimiz noksan bıraktıklarımızda Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak çatır çatır yerine getireceğiz inşallah. Efendim geçtiğimiz günlerde de HDP'den çok bahsettiniz. HDP'nin kongresi vardı. Aslında o HDP'nin kongresini izleyen herkes HDP'nin terörle ittisakını açık bir şekilde herkese sözebilir. Gerek yok. İyi Partililer izlesin yeter. İnşallah. İyi Partililer izlesin. Erzurum'daki İyi Partililer izlesin yeter. İnşallah diyelim anlamaları hususunda. Burada açık ve net HDP'nin terör örgütüyle artık kol kola vesaire değil, birebir canı gönülden birlikte yürüdüklerini aşikar bir şekilde çözebiliyoruz. Tabii her ne kadar
bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya ana muhalefet partisine yakın televizyon kanallarında güzellemeler yapılsa da bunu aşikar bir şekilde bizler göstermeye de çaba gösteriyoruz. Bununla birlikte 15 günde bir toplanıp yemekte buluşan bir altılı masa var. Hı hı. Ve bu altılı masanın her toplandığında gündeminin kim aday olacak diye toplandıklarını ama toplantı sonrasında hiçbir sonuç çıkmadığını görebiliyoruz. Yani bu toplantılar sonrasında artık herhangi bir açıklama yapma gereği de duymuyorlar. Açıklama yapsalar da vatandaşı ve toplumu çok alakadar İnandıramayacaklar. Etmiyor. Aynen öyle. Alakadar yetmiyor. Kimse ne açıkladılar diye bakmıyor zaten. Aynen öyle. Efendim bir de bu muhalefet gruplarının altılı masanın birçok adaylıkta ismi geçen şahıslar var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı deniliyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyor veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük bir şevkle aday olmak isteğini masada vurguladığı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu altılı masadan, bu altılı benzemezden bir aday çıkabilir mi? Şunu özellikle altın masayı hayatı boyunca milliyetçi muhafazakar çizgide yaşamış bir insan olarak hayret ve ibretle izliyorum. Yani muhafazakar ve demokrat olduğu, sağcı olduğu, milli ve manevi hassasiyetleri önemsediği iddiasında olduğunu iddia eden 4 tane parti başkanının gidip de yıllarca bu milletin değerlerine kapısını kapatıp üstenci bir bakışla toplumu hakir gören Aşık Veysel'i bile kılık kıyafeti uygun değil diye ulustan Ankara'ya sokmayan ve bu milletin ibadethanelerini kışlaya çeviren veyahut da depoya çeviren, ezanı Türkçe okutan ve hala o zihniyette yalandan öyle yanına başörtülü birini alıp falan açıklama yapmayla bu işler olmuyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz kimin ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl yaşadığını da biliyoruz, görüyoruz. Onların birisinin öyle bir anlayışın peşine takılmalarını gerçekten ibretle seyrediyorum. Birçoğunu yakın tanıyorum. Birebir tanıyorum. Evet. Birisiyle aynı kabinede bulundum. Üzülüyorum. Allah insanların akıbetini hayretsin. Şu anda ne olduğunuz değil. Akıbetinizin ne olduğu önemli. Allah hepimizin akıbetini hayretsin. Yazık günah. Yazık günah. Öyle şeyler konuşuluyor ki, öyle şeyler yaşanıyor ki ben vallahi şaşırıyorum. Bu adam bu mu? Bu kelimeleri söyleyen bu adam mı diye şaşırıyorum. Bir programda konuşmuştum da sonra bir dostum aradı, teşekkür etti. Ben Vefa'yı önemsiyorum. Vefa sadece boza satılan bir semt adı değil. Vefa insan olmanın gereği. İnsanı insan yapan değer Vefa. Ne olursa olsun, neler yaşarsanız yaşayın. Yıllarca bir şeyler yaşıyorsunuz dostunuzla, beraber çalıştığınız insanlarla, ekibinizle bilmem neyle falan. Sonra olur ya insansınız, yolunuz ayrılabilir. O ayrıldığınızda yaşadığınız şeyleri kendinize saklarsınız. Devlet adamı onu gerektirir, ölüme kadar onu götürürsünüz. Ama şimdi görüyorum, çok üzülüyorum. Vefa adına üzülüyorum. İnsanlık adına üzülüyorum. Bizim değerlerimiz adına üzülüyorum. Onun için altı masadan hiçbir şey çıkmaz. Bir, bu girişten sonra. İki, değerli arkadaşlar, altılı masadan ne çıkarsa çıksın. Kim çıkarsa çıksın. Nasıl çıkarsa çıksın. Bakın, çok net söylüyorum. Allah'ın izniyle biz kimin çıkacağına bakmıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de Cumhurbaşkanı olacak. Bu milleti ne idüğü belirsiz zihinsel kargaşa yaşayan insanların eline bırakmayacağız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı da aynı şekilde gümbür gümbür mecliste çoğunluğu alacağız. Siz bakmayın. Şimdi ne kadar bu memleketin milli ve manevi hassasiyetlerine, hadi diyeyim o kelimeye, düşman. Birdenbire araştırma şirketleri çıktı. Kamuoyu algısı yaratmaya çalışıyorlar.
Oturuyorlar, kaç çıkaralım AK Parti'yi, kaç çıkaralım MHP'yi, CHP'yi kaç çıkaralım, İYİ Parti'yi, bir ana araştırma şirketinin, çok bilinen bir araştırma şirketinin genel müdürünü görevden aldılar. İstifeti niye? Falanca partiyi algıyla yüksek gösterip bilmem ne Cumhurbaşkanlığı yarışında bilmem şundan bundan isim veririm biliyorum hepsini ama cevap hakkı doğar diye korkuyorum. Şeydir, algılar yaratıyorlar. Biz o algılara gelmeyeceğiz. Ha bize düşen ne? Bize düşen samimiyetle, salih bir niyetle işimizi adam gibi yapmak. Eksiğimizi görüp, noksanımızı görüp, vatandaşımızın, milletimizin sıkıntılarını, problemlerine çare bulmak için Allah rızası için adam gibi çalışmak. Bize düşen o. Biz onu yapacağız. Biz onu 20 senedir yaptık, yine yapacağız. Vatandaşımız yani Hacı Cuma'da da, Gadana'da da, Sanayi'de de, Şükrü Paşa'da da, Yunus Emre'de de, ne bileyim Abdurrahman Gazi'de de, Yenişehir'de, Yıldız Kent'te de diyecek ki evet kardeşim bir tür eksikler, noksanlar, şunlar var ama ya bu partiler çalışıyor kardeşim, gayret ediyorlar iyi olsun diye, ki gayret ediyoruz eksik olan, noksan olan tamamlamaya, bu milletimiz daha iyi şartlarda yaşatmaya, memleketin, milletimizin birliğini, dirliğini korumaya. Biz işimize bakacağız, işimizi salih yapacağız, sağlam yapacağız, vatandaşımızdan kopmayacağız, kopturmayacağız, birilerinin algı yapmasına müsaade etmeyeceğiz, alıp götüreceğiz. Yani bir gün İhmal Camii'nin orada olacağız, bir gün Ali Paşa'da olacağız. Ertesi gün Güneş Camii'nin orada olacağız. Ertesi gün de Dadaşkent'e geleceğiz. Bizim Mehmet Yavuz'un camisinin orada. O mahallede vatandaşımızla bir ve beraber olacak. Biz öyle yapıyoruz zaten. Dün İngiltere'den 4 saatlik bir yolculuk yaptım. 12'de bindim gece. Saat 4'te indim. Sabah namazını ancak İstanbul Havaalanı'nda kıldık. 6'da Erzurum uçağına bindim. Saat 8'de 20 vardı. Geldim. Eve gittim. Tıraş oldum. Duş aldım. Kalktım tortuma. Gittik il başkanı Mehmet Sekmen Bey falan. Hep beraber orada hayvan, muhteşem bir hayvan pazarı yapmışız. Durdum. Onun açılışını yaptık. Oradan Narman'a geçtim. Narman'da programları bitirdim. Köprüköy'e geçtik. Köprüköy Belediye Başkanımızın dayısı ölmüştü. Onun taziyesine hiç uyku yoktu. Geldik burada bizim yönetimde bir kardeşimiz dayısı ölmüş. Sonra gittik şeyde Palandöken'de bir muhtarımızın hanımı rahmetli. Evet. Taziyeleri verdik. Akşam ben eve gittim. Öyle dinlenip geldim. Sabah öyle dinlenerek kalktık. Biz işimizi halis yapacağız kardeş. İşimizi iyi yapacağız. Bu Erzurumlar kadir şinas insanlardır. Bizim hemşehrilerimiz öyledir. Onlar feraset sahibidirler. Bakarlar. Kim ne yapıyor ne yapmıyor diye. Lafla mafla bu işleri götürmezler. Onu herkesi biliyor. Yani AK Parti'yi de biliyor. MHP'yi de biliyor. MHP'den kopup sonradan kabadayılık yapıp piyasada böyle cakaça satarak dolaşanları da biliyor. CHP'yi de biliyor. Hepsini biliyor. Bu şehir öyle bir şehir değil. Kadim bir şehir. İnsanları da okuyanı alim, eğitim almamış da feraset sahibi, arif insanlardır. Onu görecekler. Onu da yaşayacağız inşallah, göreceğiz. Altılı masadan, altından, üstünden, perdenin altını çekenlerden bir halt olmaz, merak etmeyin. Değerli bakanım, şimdi biraz önce şehrin çeşitli semtlerini saydınız. Oralardayız dediniz. Doğru. Biz de takip ediyoruz gazeteci olarak. Sizlere haberlerinizi de yapıyoruz. Şimdi geçen haftaydı, Çankırı Dodurga'da bir seçim yapıldı. AK Parti ve Cumhur İttifakı %87 oy alarak seçimi kazandı. Şimdi belki mini bir seçimdir ama mini ankete de fark atar aslında. Evet, mini seçimin de bir mini göstergesi oluyor. Şimdi hem bu pencereden bakmanızı istiyorum, hem de dolaşıyorsunuz, sahadasınız. Yani biraz önce 10 tane yer saydınız. Buralarda vatandaşlarla konuşuyorsunuz. Yani gidip kendi başınıza oturmuyorsunuz. Abi ona gerek yok. Saha nedir bugün, efendim bak, saha? Bak bugün Cuma namazını Zahit Kutlu'da kıldık arkadaşlarla. Ben oradan kalktım. Lala Paşa'nın önünden Çifte Minare'ye kadar yürüdüm. Oradan da geldim havuz başındaki bayramlaşmaya, vatandaşa selam vererek. Birçok vatandaşımız geliyor diyor ki ya gezmenize gerek yok. Biz bu memlekette bunlara bırakamayız. Hiç öyle bir dert yok. Ha şu var. Açık net, bunu gizli saklı konuşmaya gerek yok. Şu anda bütün dünyada pandemiden kaynaklı, pandeminin iki sene o kapalı kalmaktan kaynaklı, peşine Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı bir ekonomik problem var. O problemi biz de yaşıyoruz. Çok açık ve net yaşıyoruz. Bunu gizli saklı söylemeye gerek yok. Ama onun mücadelesini de veriyoruz. Hiçbir tane vatandaşımızı
çiftçisini, memurunu, işçisini, emeklisini, esnafını aç ve açıkta bırakmamanın mücadelesini veriyoruz. Hiçbir zaman görülmemiş. Millet dediler verirler veremezler, yaparlar yapamazlar. Cumhurbaşkanımız tavrını koydu. Bak asgari ücreti 4250 liradan 5500 liraya çıkardık. Çok. Yani millet onu beklemiyordu ha. Konuşuyorlar ki 5000 lira olur, 5100 lira olur, 5500'ü %30. Biz de ara zam dedi Cumhurbaşkanımız. Ara zam, ara zam yani. Tabii. Ocak'ta yine yapacağız. Yıl başında da daha büyük bir zam yapacağız. İki, memura, işçiye, diğer emeklilerimize, Bağkur en düşük emekli maaşı yıl başında 1500 liraydı. Şu anda evet, hocam, 3500 liraya çıkardık. Asgari ücreti çıkardık. Memurlarımıza, işçilerimize, memur emeklisine, işçi emeklisine hiçbir zaman enflasyonun altında kalmamak şartıyla maaşlarını verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ekonomiyle alakalı da, çünkü ben ekonomist değilim. Bu işi bilen insanlarla konuşuyorum. İnşallah Ocak'ta da bu sıkıntılar devam eder, enflasyon farkları falan olursa yine o insanları bunun altında ezdirmemek için gerekli zamları yapacağız. Bir. İki, neden kaynaklanıyor? Ben diyorum ya yani öyle ekonomiyle fazla ilgilenmiyorum, ilgilenecek imkanım yok, halim yok, bilmiyorum. Benim işim değil o ala. Bilebildiğim, okuduğumla biliyorum, o kadar biliyorum. Yani sizler kadar biliyorum. Çünkü niye ben kamu yönetimi okudum? Evet. Yönetimle alakalı ve güvenlikle alakalı çalıştım. Ama her gün Brent petrolün kaç lira olduğuna bakıyorum. Açıyorum internet sitesine. İki gün önce 98 dolara düşmüştü. Evet. Ona gidiyor. Bugün 106'ya çıkmış tekrar. Yani pandemi başlamadan önce Brent petrolün biz petrol ülkesi değiliz. Yani %97'sini dışarıdan alıyoruz enerjinin. Evet. %97'sini, %3'ünü biz üretebiliyoruz. Yani doğal gaz ve petrolün. İnşallah o Karadeniz'dekini Ocak'ta tekrar piyasaya süreceğiz. Orada biraz daha vatandaşımız rahatlayacak. O pandemi öncesi 30 dolardı Brent petrolün varili. Şimdi önce 140 dolarlara çıktı, 120'ye indi. Şimdi 106 dolar. Bugün gelmeden önce baktığımda 106 dolardı. Yani 3,5-4 katına çıktı. Petrole zam geldiği takdirde her şey ondan etkileniyor. Yani uçağı da etkileniyor, otobüsü de etkileniyor, kamyon, meyve sebze de ondan geliyor, etkileniyor falan. Yani ne varsa hepsi etkileniyor falan. Bir, iki, şimdi dünyada bir şey var. Yani Rusya ve Ukrayna buğday noktasındaki en verimli araziler bunlara ait. Dünyanın buğday ambarı Ukrayna ve Rusya'ydı. Şu anda Türkiye yine uğraşıyor. Cumhurbaşkanımız uğraşıyor. Bir koridor. Tabii. Yani Ukrayna'dan çıkacak gemileri, tahıl taşıyan o tankerleri Rusya bırakmıyor. Oraya mayınlar döşenmiş falan. Onu çözmeye çalışıyor. Allah'ın şükür biz öyle bir buğdaydı, arpaydı, bilmem mısırdı öyle bir dert falan taşımıyoruz. Bizim yetiyor. Şimdi bazıları çıkıyor. Bilir bilmez art niyeti bir şey. Efendim Türkiye buğday ithal ediyor. Evet Türkiye buğday ithal ediyor. Niye? İthal ettiğimizi üretiyoruz, makarna yapıyoruz, un yapıyoruz, satıyoruz. Bizim buğdayımız bize yetmediği için değil. Sayın Bakanım, son dönemlerde bu buğday tarlalarında yangınlar meydana geldi. Çok şehirlerde de oldu bu. Birileri herhalde bu bir provokasyon mudur? Yani olabilir mi bu? Öyle bir güvenlikle şey. Yorulmuş bir 30 yıl yaşamış bir insan olarak her olanda bir şüphe ararım. Şüpheyle bakarım. Yani şimdi, normal olduğunu düşünmem ben. Bakarım. Onun için buğdaya mesela görülmemiş bir fiyat verdik. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi o fiyatları biraz daha yukarı çekecek. Yani çiftçilerimizin dikkatli olmasını sağlık veriyorum. Göreceksiniz çekecek. Yani 6000 artı 50 lira artı 1000 lira primdi. Onu belki 7500-8000 lira kadardır çekecek diye düşünüyorum. Onun için biz kendimiz üretiyoruz. Kendimiz vatandaşımıza yetecek ürünümüz var. Dışarıya da dünyanın şeyini üretiyor, ihraç ediyoruz. Tarım ürününü yani meyveyi, sebzeyi ihraç ediyoruz. Onunla beraber hiçbir vatandaşımızın yatağa evladının aç girmesine müsaade etmiyoruz. Yani varsa o ihtiyaç sahiplerine de Allah'ın izniyle ekstradan bir 15 milyar daha Cumhurbaşkanımız bütçeden, bu ek bütçeden koyduk. Fakir fukaranın sıkıntı yaşamaması, aç açıkta kalmaması için sosyal yardımları olduğunun üzerine daha büyük bir oranda o ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Ben de bireysel olarak kendi mesleğim de öyle olduğu için kaymakamları, valileri gördüğümde değerli arkadaşlar size göndermiş olduğumuz bu sosyal yardım için göndermiş olduğumuz paraları lütfen bankada bekletmeyin. Sizin işiniz bankada bekletmek değil, hükümetin göndermiş olduğu kaynakları ihtiyaç sahiplerine aktarmaktır.
Ha kaynak kalmadığında da o kaynağı bizim tekrar bulmak bizim görevimizdir. Biz kaynağı buluruz. Evet, evet. Siz vatandaşımızı açta ve açıkta bırakmayın diyoruz. Aç ve açıkta hiçbir vatandaşımızı bırakmıyoruz. Yani bizim yapacağımız budur. Onun için orada kimsenin böyle şüphede kafasında bir şüphe kalsın istemiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak bizim hükümetimizin görevidir. Onu da en iyi şekilde yapacağız inşallah. Cumhurbaşkanı da zaten Ocak ve Şubat ve Mart aylarını işaret etti. Rahatlayacak. Az daha sabırlı olun. Tabii tabii rahatlayacak. Enflasyonda düşüş. Şeyde Kurban Bayramı mesajında yer alıyor. Şöyle yani Temmuz'dan Ağustos'tan sonra yavaş yavaş aşağıya doğru inşallah dönüş başlayacak. Rahatlayacağız inşallah. İnşallah. Ama o süreçte de bu aradaki enflasyondan kaynaklı kayıpları bütün vatandaşlarımızın karşılayacağız. İnşallah. Az önce konuşurken bir çırpıda 5-10 mahallesini saydınız Erzurum'un. Hepsini biraz sayarım. Erzurum'a da köylerini de sayarım. Aynen. Ben 4 sene genel sekreter diye yaptım. Aynen öyle. Erzurum'un çok yakından hangi köy var? Aynen öyle. Dağını taşını bilen bir siyasetçisiniz. Onu çok iyi biliyoruz. Biraz da Erzurum'a dönmek istiyorum. İkinci yarısında programımızın. Şimdi Erzurum'a birçok yatırım geliyor. Evet. Hem pandemiden dolayı hem yaşanan savaştan dolayı hem de küresel dünyanın girmiş olduğu bir zorlu dönemde yine Erzurum'da da durmak bilmeyen bir yatırım silsilesi var. Siz de az önce de dile getirdiniz. Tortum'da hayvan pazarı, başka bir bölgede başka bir temel atılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan fuar merkezleri, köprüler, yollar vesaire birçok hizmet var. Ve dün de yine bu stüdyolarda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ağırladı. O da çeşitli müjdeler de verdi. Yeni fabrikaların kurulacağının müjdesini verdi ve ilk etapta hatta Eylül sayı bile verdi. 850 civarında Eylül ayında ve sonra peşi takip eden bölümde de 1600 kişinin istihdam edilebileceği fabrikaların kurulduğu. Bu da yeni yapılan ikinci organize sanayinin de dışında. Şimdi bu yatırımları devam eden Erzurum'da ikinci organize sanayi bölgesini de ilk başta olmak üzere yeni yerinde yapıma başlanacak. Ne zaman sonuçlanır ve bu yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet abinin dediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. Bir, iki. Bunlar iki hafta önce veya iki hafta önceydi. Ben Ankara'da programım olmasına rağmen programımı bıraktım Erzurum'a geldim. İstanbul'dan 3 tane genç yatırımcı geldiler. İstanbul'da tanımıştım. İlla Sayın Vekilim, Sayın Bakanım bizi Erzurum'a götür, Erzurum'a yatırım yapmak istiyoruz. Ben demedim. Kendileri evet. Kışın kayağa geliyorlarmış. Burada görmüşler bu 6. bölge olması, organize sanayinin olmasını görünce geldiler. Ve ben onları aldım. Birinci organizenin müdürü bizim Murat'la, ikinci organizenin müdürü Fırat'la önce müdür gelin oradaki tekstil fabrikalarını gezdirdim. Oradaki iş yapan arkadaşlar şimdi birinci organizede bir yeri aldılar. Orayı yeniden reorganize yapıyor. Hazır bir bina aldılar. Orada da yıkama işi yok burada. O yıkama işini yapacaklar. Orada 500-600 tane erkek çalışacak sadece. Erkek çalışacak. Burada bayanlar çalışıyor. Yıkama işinde erkekler çalışıyormuş. Ben çok anlamıyorum tekstilden ama o arkadaşların ifadesi söyleyeyim. Oraları gezdirdim. Arkadaşlar çok hevesli hemen başlayalım dediler. Orada bir iki tane yeni yapılan böyle atölyeler var. İnşaatlar var. Oraları kiralayabilir miyiz diye baktılar. Fakat küçük geldi onlara. Yani 3500 metrekare ya bir defa başlayınca tesisatı kurunca bize yetmez. Depo lazım, bilmem ne lazım falan. Şu anda dört gözle bekliyorlar ki ikinci organizede tahsisler başlasın. Hemen şu anda şeyde Merter'de 250 kişi çalıştırıyorlar. Orayı kapatıp buraya gelecekler. Yani buna benzer çok talep var. Çok yoğun bir talep var. Organize sanayinin orada bir şanssızlık yaşadık. Yani Soğuz Çelmi'nin müdürgenin orada. Allah razı olsun. Yani bizim Recep Bey, ben, diğer arkadaşlarımız, Sekmen, il başkanımız, valimiz hep beraber Hulusi Bey Paşa'ya teşekkür ediyoruz. Biz savunma bakanımıza rica ettik. O şeker fabrikasının karşısındaki askeri alandan bize 1,5 milyon metrekare yer verdiler. Biz de onlara bu şeyi de verdik. Tutçu'nun karşısında bir yer vardı, hazine. Evet. Orayı verdik. Takas yaptık. Çok muhteşem bir yer orası. Şu anda Sanayi Bakanlığı'yla görüşüyoruz. Bu organize sanayilere bakan Genel Müdür Fatih Turan var, benim yakın dostumdur, arkadaşımdır. Birebir ben takip ediyorum Fatih'ten. Valimiz takip ediyor, il başkanımız, belediye başkanımız hep beraber takip ediyoruz. Bir an önce orada tahsisleri başlayalım diye. Ayın 22'sinde de Sanayi Teknoloji Bakanımız geliyor, Mustafa Varank. Ona bağlı organize sanayiler. O geldiğinde daha netleştireceğiz. Şu andaki en büyük gayretimiz
heyecanımız ve hareketimiz bir an önce tahsisleri verelim. Millet bekliyor vallahi. Sıra bunu samimi söylüyorum. Bu laf olsun diye falan değil. Samimi duygularımı söylüyorum. Millet sıra bekliyor. Ne zaman tahsis edeceksiniz? Arıyorlar. Ya Sayın Bakan böyle bir ikinci organize eder, ne zaman bize yer verirsiniz, vermezsiniz? Bunun mücadelesini veriyoruz ki bir an önce evet. Kış gelmeden en azından bismillah desinler. Evet. İnşaatlarına başlasınlar. Kabasını bitirsin. Baharda da üretime başlasınlar diye. Bunun gayretini veriyoruz. Bir, iki. Farklı şeyler de söyleyeyim ben size. İhalesini çok önceden yaptığımız ama bir türlü başlanmayan Söylemez Barajı'nın şantiyesi kuruluyor şu anda. Bayramdan sonra inşallah makineler bismillah deyip başlayacaklar. Oraya 50 milyon bütçeye koymuştuk. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Parayı bitirdikleri takdirde paranın problemini etmeyeceksiniz. 50 daha verin, 100 daha verin götürsün. Şu anda Söylemez'e bayram sonrası şantiye bismillah deyip kepçe vuruyor. Şehitler Barajı Narman'da %50'nin üzerine çıktı. Şimdi dolgusuna başlıyorlar. O büyük oranda önümüzdeki sene en geç 2025'te bitmiş olacak. Başköy Barajı Hınıs'ta su tutmaya başladı. Şimdi borularını falan yeni gönderdi. Devlet Su İşleri takip ediyoruz. O kanallarına başlıyorlar. Bu sadece DSE'nin yaptığı şeyler. Yani bunun dışında değerli arkadaşlar, organize sanayi bitirdikten sonra, o tahsislere başladıktan sonra şehirde de şehir hastanesinin, iki hastanenin entegresiyle alakalı bir noksan kalmıştı. Recep Bey'in Allah razı olsun çok büyük gayretleri vardır. İhalesi, İkbal ihalesi yeni yapıldı. Bayağı bir yüklü rakam, 100 milyonların üzerinde bir rakamla yapıldı. Zannediyorum ki bugün yarın o İkbal inşaatla bitecek. Şehir hastanesi muhteşem bir hastaneye kavuşacak ve Türkiye'de şehir hastanesi ölçeğinde her hastaya bir odada tek yatak düşebilecek ender hastanelerden bir tanesidir. Hatta bu sabah da Recep Bey de burada, Zehra Hanım da burada, İbrahim Bey de arabayla geliyordu. İl Başkanımız Sekmen Başkan'la bir yerde oturduk, sabah birlikte çay kahve içtik, onu konuştuk. Nasıl Recep Bey'in oradaki arkadaşlara, sağlıkçı arkadaşlara, ya ikinci yataklarda bulunsun ama hasta koymayın, ikinci yataklarda da refakatçiler orada kalmasın, yanında mutlaka refakatçi kalan arkadaşlarımız da rahatlıkla orada yatsınlar, kullansınlar diye konuşuyoruz. Çok muhteşem, Türkiye'de ender şehirlerde olan bir hastanemiz oldu. Allah'ım olsun. Bütün ilçelerimizde var. Karayazı'da bir küçük hastanemiz var. Onun da bizim zamanımızda yapıldı ama küçük. Ona da şimdi arsa ile alakalı problem var. Sekmen Başkanı 18 uygulayıp orada arsa üretecek. İnşallah oraya da yeni bir hastane yapacağız. Sağlık yönünden herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Eğitimde görüyorsunuz üniversitelerin durumunu. Allah'a şükür toparladı, gidiyorlar. Milli eğitimle alakalı yeni gelen Milli Eğitim Bakanımızdan 350 milyon söz aldık. Programlarını yapıyoruz. Parasını da %10'unu gönderdi. İhaleler yapalım diye %10 lazım. Yapıyoruz. Erzurum'da inşallah okul, derslik sıkıntısı diye hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Geçen sene ihalesini yapmış olduğumuz Karaçoban'da, Duman'da, ondan sonra Hınıs'ta, Parmaksız'da, Çat'ta bir iki yerde 5-6 tane okulumuz, müteahhitler bu fiyat farklarından dolayı bazıları o kanun hakkı vermiştik onlara, feshettiler şeylerini falan. Şimdi yeniden onların ihalesini yapmaya çalışıyoruz. Yani aklınıza ne geliyorsa, karayolları harıl harıl çalışıyor. Yani şimdi kırık ve Dalıkavak tüneli. Evet. Hızlı bir şekilde çalışıyor. 2023'ün sonunda hemen hemen bitireceğiz inşallah. Kop Dağı'ndaki tünel, orada tabii bir şey oldu. Kop'ta biraz yavaş gidiyor. Balçık çıktı orada. Teknik olarak bunu arkadaşlar daha iyi anlatıyorlar. Balçık, yani normalde kaya falan olması, insanlar deliniyor ya, kaya da zor olur zannediyor. Hayır. Kaya daha kolay deliniyor. Balçık çıkınca onu tutturabilmek daha zor oluyor. Orada biraz daha gecikti ama ondaki 2023'ün sonunda bitireceğiz. Pirin kayaları bitirdik. Geçtiniz mi bilmiyorum orada. Geçtik. İnsan zevk alıyor. Yani o şeyden deniz başından geçerken vallahi her araba kullandığımda selavat getirerek geçiyordum. Yani. Aynen. Korkuyordum. Aşağı bakmaya korkuyordum. Daha öncesini de hatırlıyorum. Oradan toprak yoldu. Yani tekerin biri boşta giderdi neredeyse. Allah'a hamdolsun. Ve birçok da can kaybedildi. Çok. Yani. Arabalar bulunmadı bile. Aynen. Onun için değerli arkadaşlar, bu aklıma gelenleri şu anda böyle çok fazla aklıma gelen başka da söyleyeceklerim var. Ama
yani eğitimle, sağlıkla, tarımla, DSE'yle, karayollarıyla, belediyemizin yaptıklarıyla, diğer belediyelerimizin yaptıkları. Mesela şimdi belediye deyince aklıma ya Gürcü Kapı'daki caminin etrafı en büyük hayallerimden, benim hayallerimdendi. Yani çok zevk aldığım işlerden bir tanesi Mehmet Sekmen Başkan yıkınca aradım, özellikle tebrik ettim. Dedim ki ya hep hayal ediyordum ya şunun etrafını bir açsak. İhmal Camii'ni falan toparladık, restore ettik. Şunu da açalım, böyle bura bir güzel bir meydan olsun. Şimdi başka hayallerimiz de var. Yani ona benzer mesela oradan şeyde Hacılar Hanı'na doğru da oralarda da Habib Baba Türbesi'nin oralarda da inşallah dönüşümlere gireceğiz. Bir Kös Ömer'in oralarda yapmakla. Mesela orada bir şey var. Kamberoğlu Han var. Bilir misiniz Kamberoğlu Han'ı? Evet. Ya muhteşemdir. Mesela oraları restore edip böyle güzel turizm tesisine, otele falan ve butik otellere çevirebilme. Gönlümden geçen işler var. Yani buna benzer çok şeyler var. İnşallah onları da biz başaracağız. Değerli Bakanım, bir de hızlı trenimiz vardı. Evet. 2023 denilmişti. Ama herhalde 2023 olmayacak. 2023'e yetişmeyecek. Çok açık net bunu söyleyelim ama. O projeden vaz mı geçildi? Hayır. Şimdi proje var. İşlemleri hayır abi. Çok açık şeyden, net. İşten sorma abi, ben söyleyeyim. Erzincan'dan Trabzon'a gidilecek ya, falan şey filan öyle şeklinde şey deniliyor. Öyle şey yani. Abicim o hızlı tren işi sadece Erzurum'un işi değil. Şimdi Sivas'a kadar gelecek. Yozgat'ı geçip Sivas'a kadar gelecek ama orada da bir teknik problem çıktı da açılışını yapamadık. Sivas'a açılacak, yani o bir iki tünelde sıkıntı oldu zannediyorum. Sivas'a kadar gelecek. Sivas, Azerbaycan, Gürcistan arasındaki projelerin etütleri falan her şeyler yapılıyor. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil. Bu İpek Yolu treni, yani Çin'den başlayıp Türkiye üzerinden gelip Erzurum'u, Kars'tan, Erzurum'dan, Erzincan'dan, Sivas'tan İstanbul'a, oradan da Londra'ya giden bir İpek Yolu treninin projesi ve hızlı tren anlayışı. Sadece Erzurum'la alakalı, Kars'la alakalı bir şey değil ve yapılacakmış. Yani projeleri bitiyor, etüt çalışmaları çok kolay bir iş değil. Çünkü kara tren gibi yapamıyorsunuz. Evet. Bu çok sürat yapıyor. 250-300 kilometre, 400 kilometre sürat yapan trenin o sismik araştırmalarını, zemin etütlerini o yapmak çok metre metre yapıyorsunuz. Projelerini, etütleri bitecek inşallah. Ve inanıyorum ki bizim 2023-28 iktidar olduğumuz dönemde de inşallah Erzurum'a inşallah hızlı treni bilip geliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok keyifli bir yolculuk oluyor hızlı trenle. Gerçekten Erzurum'da bunu hak ediyoruz. Ankara-İstanbul arası seyahatleri hızlı trenle yapıyorum. Gerçekten çok güzel yani. Onu da yapacağız inşallah. Evet. Bir şey de dikkatlerden kaçmıyor efendim. Hakikaten şu dönem Erzurum'un milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, valisi, yani hakikaten bürokrasisi bir uyum içerisinde çalışılıyor. Bu çok siyasette rastlanılır bir işte değildir yani. Benim de öncesinden gördüklerim var. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah daim etsin diyoruz. Şöyle bakmak lazım. Yani ben, hepimiz öyleyiz ama ben kendi adıma söylediğim için ben diyorum. İnanmış insanız. Siyaset bir nasip işidir. Cenab-ı Hak ne murad ederse o olur. Bize düşen sadece cehd etmektir. Cehdimizi, gayretimizi yaparız. Allah murad ederse iyi olur. Murad etmesi olmaz. Yani ne kadar ben milletvekili olacağım, Allah sana murad etmişse onun önüne kim olursa olsun geçemez. Eğer Cenab-ı Hak da murad etmemişse vallahi başını taşlara vursan dahi olmaz. 2015 seçimleriydi zannediyorum. Hep örneği veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden zannediyorum İstanbul'a seçilen bir milletvekili. Üniversite hocasıydı zannediyorum. Seçildi, belli oldu. Bazbatasını aldı. Ankara'ya yemine gelirken Bolu'da kaza geçirdi. Yemin etme, Ankara'daki o rozeti takma nasip olmadı. Biz inanmış insanlarız. Abi, rakiplerimize rekabet ederiz. Ama rakiplerimizi düşman görmeyiz. Rekabet ettiğimiz rakiplerimiz görürüz. Biz bu 84 milyon insan, herkes bu memleketin insanıdır. Biz yeri geldiğinde nezaketi, zerafeti, siyasetin gerektirdiği zerafeti gösterip rakiplerimizle oturuyoruz, merhabalaşıyoruz, bayramlaşıyoruz, selamlaşıyoruz, bunu yapacağız. Mesela kendi partimizin içinde de oynuyoruz. Erzurum'un bir milletvekili var, Naci Bey, mesela İyi Parti'nin. Erzurum'a yapılan yatırımları onu da paylaşıyor musunuz, bilgilendiriyor musunuz Erzurum'un yatırımlarıyla ilgili? Yani şöyle söyleyeyim, yani paylaşma mı mantığından ziyade o kendini böyle tam muhalefete
şey yapmış, konuşlandırmış ve her şeye karşı algısı var diye düşünüyorum. Naci Bey'i insan olarak değer veririz, otururuz, kalkarız, merhabalaşırız. Mecliste de merhabalaşırız, dışarıda merhabalaşırız. Bazen uçakta beraber geliyoruz. Yani amcasını ben çok önceden tanırım, Rasim abi. Değerli bir insandır, bizim abimizdir. Siyasette mutlaka birisi bir yerde oluyor, birisi bir yerde oluyor. Ama tabii ki Cumhur İttifakı olarak biz 4 milletvekili AK Partili kardeşlerimizle, abilerimizle ve Kamil Aydın kardeşimizle, belediye başkanımız, il başkanımız, MHP il başkanı daha fazla görüşüyoruz. Ama diğer Naci ile de bizim herhangi bir sıkıntımız insan olarak ve Erzurum olarak bir sıkıntımız yok. Muhalefetidir. Biz de iktidarız. Bizi eleştiriyor. Biz isteriz ki eleştirilerin, kendisine de söylediğim için söylüyorum, eleştirileri kişiselleştirmemek lazım gelir. Yani insanların onur ve şerefiyle, haysiyetiyle uğraşmadan o diyecek ki işte biz de iyi partiliyiz, gelince daha iyi yapacağız. Eyvallah. Biz de diyeceğiz biz zaten iyi yapıyoruz falan. Öyle o noktada olması lazım gelir. Mühim olan kişiselleştirip insanların onuruyla, gururuyla, şahsiyetiyle uğraşmamaktır. Biz onu yapıyoruz, yapmaya gayret ediyoruz. Ama kendi partimiz içinde de yani abi kardeş ilişkisi içinde götürüyoruz. Yani Recep Bey sağ olsun büyüğümüz, İbrahim Bey, Zehra Hanım, ben dört vekiliz. Zehra Hanım olarak bizden yaşı küçük, hanımların hiçbir zaman yaşı zaten büyümez. Ama Recep Bey, İbrahim Bey benim abilerim. O abi kardeş hukuku içinde çalışıyoruz. Sekmen Başkan Siyaret Çetin Duayeni bizim abimiz. Öyle çalışıyoruz. İl başkanımız benim 35 yıllık, 40 yıllık arkadaşım. Arkadaşlık hukukumuzu, yaşı benden büyüktür, abimizdir. Öyle bakıyoruz. Belediye, ilçe belediye başkanımız, merkezde 3 tane kardeşimiz var bizim. Taşlar'da bizim belediye başkanlarımız var. İnanın böyle şeyle bazen bana ziyarete gelirler mesela belediye başkanımız, ilçe başkanımız. Ya İbrahim Bey'e gittiniz mi? Zehra Hanım'a gittiniz mi? Onu gitme, ona da gidin diyorum. Yani Recep Bey'e de uğrayın diyorum. Efendim yerinde, yerinde olmasa da gidin, not bırakın geldiğinizi görsün. Biz böyle çalışıyoruz. Evet, güzel. Allah'a hamdolsun. Bu neden? İnançlı olmanın gereğidir. Bir şeyi Cenab-ı Hak nasip etmişse öyle çamurla falan olmaz kardeşim. Samimi duygularla çalışacaksınız, cehdedeceksiniz, gayret edeceksiniz. Memleket kazanacak, partiniz kazanacak. Bu arada Allah size nasip etmiş, siz de kazanırsınız. Hele ki siyaset tam nasip işidir. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Evet. Böyle bakıyoruz. Allah'a hamd ediyorum ama bunu özellikle söyleyeyim. Birliğimizi, dirliğimizi Allah bozmasın. Bitirecek misin? Bir soru soracağım size de bir küçük cevap söz hakkı ondan sonra. Sayın Bakan, şöyle bir şey aklıma geldi siz konuşurken. Şimdi 10-15 sene önce Genel Sekreter Özel İdare Genel Sekreterliği döneminizde gelirdim, çay içerdik, konuşurduk, haber yapardık vesaire. O alanlarda muhtarları ve bölgeyi de iyi tanıyan bir siyasetçi olarak, o dönem bir bürokrat olarak o dönemle bu dönem arasındaki taleplerdeki değişimin veya o kırsal kesimdeki yaşantının değişimini siz daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi bazı köylerde öyle duruma geldi ki asfalt, ben her ne kadar da köye yakıştırmasam da köyün içerisinde asfaltlanmamış alanlar kalmamış. İnternetin, altyapının taş veya başka yapılmamış. Aynen öyle. Bu seviyeye gelindi. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben tabii genel sekreter olduğum dönemde mesela Erzurum'un hiçbir kırsalında sıcak asfalt yapmamıştık. Yani yapabildiğimiz yerleri sati kaplama yapıyorduk. O da ertesi sene bozuluyordu. Evet. Karla mücadele yapıyorsunuz, dozer giriyor falan. Şimdi Allah hamdolsun Erzurum'un kırsalındaki köylerimizin büyük bir kısmında sıcak karışım asfalt var. Yani Çatın Mardo grubu var. Yedisuya kadar 40 kilometredir orası. En son Sobeçayır köyüne kadar şey var. Sıcak karışım asfalt var. Sobeçayır'ı da bilirim. Yani öyle ben hepsini bilirim köyleri. Biliyorum. Onun dışında Tekman'da, Tortum'da, İspir'de, Oltu'da, Şenkaya'da, Karayazı'da, Hınıs'ta her yerde asfalt var. Yeterli değil mi yeter? İçme suyu var. Noksanlıklar olabilir. Nasıl noksanlıklar olabilir? Ya içme suyu veriyorsunuz ama gözesi kuruyor. Geçen sene çok kuraktı. Gözeler kurudu, orada sıkıntı yaşa. Bu sene o sıkıntı yaşamayız falan. İki, altyapıyı yaptık, kanalizasyonu yaptık. Hemen hemen bütün köylerde kanalizasyon yapıldı. İçme suyu yapıldı. İçme suyu ve kanalizasyon yapılmadan üzerine parke veya asfalt dökemezsiniz. Köylerin hepsinin hemen hemen parke yapmaya başladık. Parkeler yapılıyor. Yetmiyor. Köylerde şimdi mesela bizim o 12 sene önce yapmadığımız taziye evleri yapılıyor. Çok güzel taziye evleri var. İmam evleri yapılıyor.
camiler yapılıyor, görüyorum. Yetmiyor. Şimdi demirciler muhtara Ebu Bekir, demirciler Tortum demirciler dedim. Hı. Ebu Bekir arıyor ki efendim diyor çocuklar derse interneti tam çekmiyor, giremiyorlar diyor. Veyahut da Karayazı'nın Kaya Köyü var. Elmalı Dere grubundadır. Karayaka'nın muhtarı arıyor ki efendim hala bizim internet olmadı mı? Ne oldu programa sokmadınız mı diye onu internet istiyor. Cep telefonların evet. Bir hat çekiyor. Bak marka vermeme adına söylüyorum. 2-3 evet. tane şey var ya bunun seli var. Aynen. Ya birisi çekiyor diyor ki ya o da çeksin istiyor. Aynen. Ya Avrupa'dan gelmiş veya İzmir'den gelmiş tatile diyor ki ya ben şunu kullanıyorum. Şu çekiyor bu çekmiyor falan diye. Talepler değişti. Niye? Türkiye değişiyor. Yani internet, bilgisayar, kompütür falan bu işleri bundan 20-30 sene önce zaten hiçbirimiz bilmiyorduk, kullanmıyorduk. Kullananlar, bilgisayarlar ben kaymakam olduğum dönemde 90'lı yıllarda birer tane bilgisayar veriyordu devlet. Üzerine de bir böyle gri renkli muşamba vardı onu geçiyor. Aman dokunmayın diyorduk falan. Evet, evet. Şimdi her evde birer ikişer, üçer tane ceplerimizde cep telefonları bilgisayar şeyini görüyor. Aynen. Köylerimizde de talepler değişti. Gençlerimizin talepleri şehirde de değişti. Bizim buna ayak uydurma siyasetçi de önden gidecek, ön açacak veyahut da ayak uyduracak. Geri kaldınız mı bundan kardeşim? Siz bu işi başaramıyorsunuz. Evet. Allah hamdolsun hemen hemen yani şu anda ben 30'a yakın köyü sıkıntısı olan yerleri programa almış Ulaştırma Bakanlığı. Üzerine ben biraz daha bastırdım. 45 tane köyü internetinin noksanı, eksiği, telefon çekmeyenler bu sene yapacak. Peyderpey hepsini yapmaya devam edeceğiz inşallah. Esat Bey, kısa tamam, soru, kısa cevap şimdi, alabilirsem. Şimdi değerli bakalım, hem bağın hem bahçıvanın değiştiği dönemi yaşıyoruz. Bu havaalanında bir sıkıntı olmuştu. O zaman gençler bak, böyle hiç aklımıza gelmedi. Yani evet. Ket3 yaptık. Evet, evet. Bak, Ket3 Türkiye'de nerede var Esat abi? Çok özür diliyorum. Bunu anlatmam lazım. Tamam. Arkadaşlar Ket3 Türkiye'de şu anda İstanbul Havalimanı'nda var. Ankara Esenboğa'da var. İzmir'de Aydın Menderes'te var. Dördüncü nerede biliyor musunuz? Erzurum'da var. Erzurum, evet. Kıyamet koptu bir ara değil mi böyle? Evet. Uçaklar iniyor, inmiyor bilmem ne falan. Şimdi Trabzon'da buraya iniyor, Kars'ta buraya iniyor, Erzincan'a inemiyor, buraya iniyor. Herkes buraya iniyor, kimse konuşmuyor. Şimdi o dönem tabii böyle bir ses çıkınca ben şöyle bir baktım. Ya dedim ki bizim okul öğrencilik dönemlerimizde 302 Mercedesler vardı. Böyle o tekerin, ön tekerin de çıktısı içindeydi. Evet, ayağını uzatamazsın. Uzatamazsın. Biz onunla yolculuk yaptık. Şimdi bir gün, iki gün uçak gelmemiş. Hı hı. Biz bunun çok da şeyini, sıkıntısını çekmiyoruz ama yeni nesil öyle değil. Öyle değil. Gelişmişliğe alıştılar. Haklılar bakalım. Çocuklar. Haklılar tabii. Gençler yani, haklı vallahi. Yani adam laptopunu alıyor, uçakla hı hı. gidecek. Tabii. Ona gel otobüse bin diyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla Türkiye 20 senede hakikaten çok büyük, mesafeler kat etti. Benim son sorum, tabii, ben anlıyorum seni Söner'cim. Bu göçmenler konusu var efendim. Hı hı. Buna bir kısa cevap alabilirsek. Ne düşünülüyor bu özellikle Suriyeliler, Afganlarla alakalı olarak? Çünkü muhalefette iktidar olursak hemen bunları göndereceğiz diyorlar. Bu konuda bir kısa açıklamanız da olursa. Evet, Türkiye'nin özellikle Suriyeliler alakalı politikası çok açık ve net. Şimdi Fırat Kalkanı yaptık değil mi? Barış Pınarı yaptık. Öbürü neydi? Bir tane daha yaptık. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı. Evet. Zeytindalı. Zeytindalı. Evet. Üç tane hareket hı-hı. yaptık. Şu anda dördüncüsünü yapmak üzereyiz. Yani yapacağız. Hı-hı. Bugün, yarın. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, bir gece ansızın gelebiliriz. O bir gece ansızın olur. Siz de televizyonlarda son dakika olarak verirsiniz. Son hareketi yaptıktan sonra da orada belirli bir alan oluşturacağız. Bunu anlatırken de bazıları çok art niyetli yapıyor. Bunu çok üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir Bakanlar Kurulu toplantısından sonra zannediyorum bu açıklama yapıyor. Hı hı. Diyor ki uluslararası kuruluşların desteğiyle buraya 100 bin tane ev yapacağız, 200 bin tane ev yapacağız ve 1 milyon Suriyeli gönüllü şu anda bekliyor, göndereceğiz diyor. Alt yazar ekonomi ilgili televizyon kanalında uluslararası kuruluşların desteğiyle dediği bölümü çıkarıyorlar. 200 bin tane ev yapacağız. Niye? Desinler ki ya Türkiye'de yapmıyor, bak Suriyelilere yapıyor. Hmm. Bu bilinçli yapılıyor. Ya bu ayıp şeyler yani. Habercilik için de ayıptır. 1 milyona yakın insanı gönüllü zaten şununla kendini istiyorlar. O bölgeye göndereceğiz bir. İki, ondan sonraki süreçte de Suriye'de taşlar yerine yavaş yavaş oturacak. Yani uluslararası pencereden bakıp seyredince görüyorum. Rusya çekildi. Şu anda İran orada onun yerini almaya çalışıyor. Hı hı. Türkiye'ye biraz problem yaratmaya çalışıyor. Amerika'da, onu sizin televizyonda söylemiştim zannediyorum programda.
Dedim ki ey Güney, şey, Kuzey Suriye'de, Doğu Suriye'de bu işleri yapan adamlar, bu YPG, PYD'de bilmem ne destek verenler onun içine, haberiniz olsun. Bir gün bu Amerika sizi satacak. Aynen. Sattığında yine siz bizimle baş başa kalacaksınız. Orada da kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terör koridorunun oluşmasına müsaade etmeyecek. Haberiniz olsun. Son söz şu. Abi, bu coğrafyada Türk'ün, Kürd'ün, Acem'in ve Arap'ın birbirinden başka dayanacak kimsesi yoktur. Amerika'da, İngiliz'i de, Alman'ı da, Rus'u da bu bölgeyi sömürmeye gelir, sömürür. Ne var ne yok alır götürür. Aynen Afrika'da yaptıkları gibi diyorlar ya, bizim altınımız, elmasımız vardı. Geldiler, bizi Hristiyan yaptılar, altını elması aldı götürdüler. Onların altın elması, onlar da İncil bizim elimizde kaldı diyorlar. Çok güzel. Afrikalılar. Bu bölgede. Onun için özellikle Kürt kökenli kardeşlerimize sesleniyorum. Ben hayata öyle bakıyorum. Öyle bakmaktan da onur duyuyorum. Son ercim bitiriyorum. Hakkını helal et. Ben hayata innemel mümine ihva ayeti vesile bakıyorum. Bütün müminlerin kardeş olduğu vesile bakıyorum. Peki daha sonra Hazreti Peygamber'in ben veda hutbesinde ben ırkçılığı ayaklarımın altına aldım hadisi vesile bakıyorum. Böyle deyince Türk kökenli kardeşime böyle bakıyor. Ne diyor? Kardeşim siz Kürtlüğünüzle iftihar edin. Ben Türklüğümle iftihar edeyim. O insanların anadan babadan doğumu aldıkları bir değerdir. Onunla kimse bir şey aleyhine konuşamaz. Onu kimse yok edemez. Ancak bir şeye daha bakacağız. Bir hadis-i şerif daha var. Diyor ki Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. İyi Müslüman olmaktadır. Biz bunu sağlarsak bu Orta Doğu coğrafyasına barış gelir. Gelmezse 1789'da Fransız İhtilali ile Sünni olarak yaratılan bu ırkçılık üzerine konuşulan milliyetçilik demiyorum abi. Bak bunu insanlar yanlış anlıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Erzurum'un sevme noktasında milliyetçiyim. 780 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti'ni sevme konusunda milliyetçiyim. Bayrağımı sevme konusunda, inançlarımı, değerlerimi 84-5 milyonu sevme noktasında milliyetçiyim. Ama ırkçı değiliz biz. Biz bütün kardeşlerimizi 84 milyon herkesi seviyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Bu şekilde bakacağız hayata ve Türkiye'yi bu Orta Doğu coğrafyasında herkes aklını başına alsa, kendi işine baksa, Amerika'nın, Rusya'nın, Batı'nın, emperyalistlerin tuzağına düşmezse çok daha rahat yaşayacağız. YPG, PKK, PYD emperyalistlerin uşağıdır. FETÖ emperyalistlerin uşağıdır. DAEŞ emperyalistlerin uşağıdır. Nerede DAEŞ? Emperyalistler geldi, yarattı, burada birbirine düşürdüler. Sonra birdenbire yok ettiler. Onun için emperyalizmin ve dışarıdan bizi yönlendirmeye kalkanların tuzağına düşmeden 85 milyon birbirimizi sevmek zorundayız. Bütün seyircilerimizin de, kardeşlerimizin unutmadan söyleyelim. Yarın ben son sözlerinizi soracaktım zaten. Aynen. Evet. Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban bayramlarının bayram hüviyetinde yaşanmasını temenni ediyorum. Kardeşlik hukukumuzu geliştirmeye, birbirimizi sevmeye, birbirimizi kucaklamaya vesile olmasını diliyorum. Yani Alvarlı Efe'nin dediği gibi bayram o bayram ola. Güzel yaşanmasını, bayram gibi yaşanmasını temenni ediyorum. Bana bu imkanı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah Türkiye'yi ve bu milleti korusun. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Esat Bey, sizlere de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Bakanımız çok açık ve net masaya vura vura açıklamalarını gerçekleştirdi. Bizler de bugünlük programımıza son veriyoruz. Tabii bizden yine ayrılmayın. 21.30'da Kurban Bayramı özel programımız var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi bayramlar diler, iyi akşamlar dilerim.